İstanbul'un en genç ilçelerinden biri olan Sancaktepe'deyiz. Sancaktepe 2009'da ilçe olduğundan bu yana AKP tarafından yönetiliyor. Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarından gelen insanların oluşturduğu ilçede seçmen profilleri mahalleden mahalleye farklılık gösteriyor. Sarıgazi ve Samandıra'da konuştuğumuz seçmenler oldukça farklı görüşlere sahip. Sancaktepe bölgesi HDP'nin oylarında biraz yüksek olduğu için alt tabanı ona da destek vereceğinden inanıyorum. O yüzden CHP'nin daha şanslı olduğunu görüyorum. Evet, HDP'li arkadaşlar da, yani ben de HDP'nin aslında oy verenlerinden biriydim. Ben de destekleyebilirim CHP'yi. Yani aklımdaki aday o aslında. Yani AK Parti'yi vermek yerine CHP'ye oy verebilirim. Ya ben AKP'li değilim. Ha, CHP seçmeni de değilim de. Ben bağımsız sosyalist adaylara vereceğim. Ama yine de AKP'nin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bir şekilde kazanırlar. İnsanlarımız genellikle onları tuttukları için AK Parti kazanıyor yani. Ama bana sorarsanız benim için CHP. Ben de HDP'yi destekliyorum. Ama HDP seçimlere girmediği için ikinci partim CHP. O yüzden destekliyorum. Şeyma Düğücü kazanacak. Seçimin oranını da söyleyeyim. %56 Şeyma Düğücü alacak. %30 en fazla. Özgen ne mi alacak? AK Parti'nin adayı burada kazanacaktır. Çünkü ağırlıklı. Siyasi olarak da çalışmaları çok güzel. Son zamanda yapılan AK Parti'nin ve AK Parti belediyelerinin yapmış olduğu faaliyetler zaten gözle görünür bir faaliyetler. Ondan dolayı AK Parti silme götürecektir diye düşünüyorum. Sancaktepe 31 Mart yerel seçimlerinde iki adayın öne çıktığı ilçelerden biri. Bunlardan birisi AK Parti'nin kadın adaylarından biri olan Şeyma Döücü. Döücü daha önce bu ilçede belediye başkan yardımcılığı yapmış bir isim. CHP adayı Özgen Nama ise 2014'te de aday olmuş ve %34,8 oy almıştı. Seçimin kazananı ise %49,1 oyla AK Parti olmuştu. Sancaktepe aynı zamanda HDP'nin güçlü olduğu ilçelerden biri. HDP'nin burada %18,8'lik bir oyu bulunuyor. Bu tablo bizlere HDP seçmeninin yerel seçimlerde belirleyici olabileceğini gösteriyor. Şeyma Döücü ile yoğun programı sebebiyle görüşemezken CHP adayı Özgen Nama ile görüşme fırsatı bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ocağında yetişmiş bir kere birisiyim, bir gencim. Rahmetli Erdal Ünlü'nün Gençlik Kolları Başkanıyım. Söylediniz, Sosyal Demokrat Halkçı Parti kökenli olduğumu söylediniz zaten. Yaklaşık 26 yıllık bir siyasi geçmişim var. Partinin her kademesinde görev yaptım. Sandık başından tutun, okul sorumlusu, ilçe seçim kurulu temsilciliği, ilçe yöneticiliği, gençlik kolları başkanlığı, belediye meclis üyeliği, büyükşehirde belediye meclis üyeliği, partinin büyükşehirdeki grup sözcülüğü, 2014 belediye başkan adayıydım. Nasıl seçim alacaksınız diye bir soru sordunuz. Ben seçimi kimlerle alacağım? Seçimi HDP'li seçmenlerle alacağım. Seçimi AK Parti'ye geçmişte oy veren seçmenlerle alacağım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş seçmenlerle alacağım. Ve en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarıyla alacağım. Temel olarak biz çıkış noktamız şudur. Sancaktepe'nin mutabakat adayıyım. Kendimi böyle tarif ediyorum. Sancaktepe'de HDP'nin bu seçimlerdeki tavrının ne olacağını ise ilçe eş başkanı Onur Elik'e sorduk. Her zaman eğer bugün bir demokraside bahsediyorsak, eğer bugün bir aday demokrat ise, bütün halkları, bütün kesimi kucaklayacaksa ve bu HDP'nin oyuyla da gerçekten seçilecekse bu neden olmaz? Seçim havasının iyiden iyiye hissedildiği Sancaktepe'de 31 Mart akşamı sürprizlere açık. İlknur Yılmaz, Medyascope, Sancaktepe.